O kadar çok şey kaçırdınız ki yani. Kadın böyle üstünü başını parçalayarak böyle iftira diye bağırdı. Çok şey kaçırdınız. Rezil. Bu arada böyle halanla baban da böyle far görmüş tavşan gibi böyle kaldı. Babam normalde böyle şeylere prim vermezdi ama. İşte Sinan'ın marifeti hayatım. Babanın elini zayıflattı. Kadına bak ya. Kızının yaptığı tüm terbiyesizlikleri unutturdu. Bravo abime. Ben hastaneye geçiyorum. Hazım, biz de çocuklarla senin verdiğin son kararın üzerine konuşuyorduk. Bak, o kadını tekrar bu eve sokman çok yanlış. Hastanede bu konu üzerinde düşünecek çok uzun zamanın olacak canım. Yol yakınken bu defteri kapatalım. Düşünecek ve konuşacak bir şey yok Güzide. Ben kararımı verdim. Aslında gazetelere yansıyanlardan sonra bence de çok tuhaf oldu baba. Ayrıca sırf abime kan verdi diye annemin yatağına kadar giren bir kızı bağrımıza basacak değiliz değil mi baba? Çünkü gerçekten çok tuhaf. Eğer o kız yardım etmeseydi biz belki de o kadar kolay kan bulamazdık. Ve Sinan'ın hayatı tehlikeye girerdi. Evet, çünkü İstanbul'daki bütün kan stokları o kızın elinde değil mi? Konu bu kız değil. Fazilet Hanım gelecek ve bir haftasını burada tamamlayacak. Hepsi bu kadar. Ha. Yani o küçük kız Sinan'a kan verdi diye kendini mecbur hissediyorsun öyle mi? Ben hiç kimseye karşı kendimi mecbur hissetmiyorum Güzide. Hazımcığım, bu evde o kadını itici bulan bir tek ben değilim. Yaz. Efendim. Sesin çıkmıyor yavrum. Ben bu evde yaşamıyorum hala. Fazilet Hanım kalan günlerini burada tamamlayacak. Ben böyle uygun gördüm. İyi geceler. Baba. Halam sana bozulmuş. Büyütüyor. Büyütüyor. Ben de halama katılıyorum aslında. O kadın gazetecileri çağırmıştı inanırım. Ayrıca ben bu telefon hikayesine de inanmıyorum çünkü görüntüleri gördüm. Kadının beden dilini gördüm. Telefonu nasıl cebine attığını, ortalığı kestiğini gördüm. Bu kadında da, kızlarında da hoşuma gitmeyen şeyler var. Ailemdeki herkes derdi tasayı bıraktı, acısını unutup Fazilet Hanım ve kızlarına kafayı taktı. Günlerdir bundan başka hiçbir şey konuşulmuyor burada. Serseri kardeşin yüzünden büyük kızı mağdur oldu. Ama küçük kız Sinan'ın hayatını kurtardı, ona kan verdi. Ama kimsenin umurunda değil. Ne oluyor bizim ailemize? Ha? Nelerle uğraşıyor insanlar böyle? Ben hayatımda hiç kimseyi mağdur etmedim yalnız. Yuh be birader. Hastanede yatak mı kalmadı yatacak? Sıktı abicim, sıktı ya. Gel buraya gel. Gel. Sıktı diyor hala. Lan doktorlar, hemşirileri bezdirdim demiyor da. Ben de şantiyeye uğradım. Çıkışına yetişemem diye şimdiden geleyim dedim. Eyvallah abicim, sağ ol. Şş, bana bak. Ben babam gibi vaaz vermeyeceğim şimdi sana ama... Bir an önce kendini toparla. Bizi üzmeyeceksin. Tamam mı? Bak, şakam yok, karışmama. Bana bak, evde tek mevzu ne biliyor musun? Şu kazayı yaptığın kız. Sinan, kendini topla oğlum. Bak sen ya. Bak sen ya. Ben bu bak sen ya'ları, içime şeytan kaçtı bakışları çok iyi bilirim. Sen giderken biz dönüyorduk aslanım. Bu kızın annesi Tekin değil. Halam daha ilk günden taktı kadına. Hadi kaçtım ben. Evde görüşürüz. Sinan. Sakın başımızı ağrıtma. Aman diyeyim. Baş ağrısı dediğin nedir ki abi? Bir ağrı kesici alırsın geçer gider. Hmm.